E ne o? <laughs> Savaş Çorlu demiş hoca beni hemen arıyor. Biliyor musun anında. E olmaz. Gene atılırken gerçi şey kademeye girseydi kırmızı kart görmezdi biliyor musun? Şey Fenerbahçe'nin öbür stoperi. Evet. Yani böyle koşuyor. Girsene şöyle ya. Atıldı. Ay, şimdi burada da öyle. Siz hakkında. savunma açısından Fenerbahçe'yi zor bir maçın beklediğini mi düşünüyorsunuz? Evet. Bir kere bak. Ya benim anlamadığım ne biliyor musun? Şimdi Ferdi Mert Müldür o sayısamert. Kardeşim bunlar ileride üretken. En azından rakip defansı bozuyorlar ediyorlar bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Yapıyorlardı zaten. Ya Osterwold tempolu, süratli, çabuk bir adam. Düz bir adam. Üretken değil. İnşallah bugün böyle oynardı, üretken olur. Böyle bir takım çıkartmam ben mümkün değil ya. Cukuyu zaten oynatmam. Şeyler belli mi? Yedekler belli mi? Ya bu muhtemel kadro. Anladın da. Yani, yani, yani yedekler kadro tam kadro olarak. Yedeklerde İsmail Yüksek muhtemelen orada oynayabilecek oyunculardan bir tanesi. Bir göz atalım. Fenerbahçe'nin sarı kart cezalı sakat Fred'in haricinde. Osay Samuel sanıyorum yok. Kardo'da yok mu? Bir Fenerbahçe'nin Rize kafilesine bakayım. Kafile de bellidir onlara kimler var. Evet. Bu arada dün de büyük bir talihsizlik. 5 saat Müthalil evet. bir şekilde gelebildi evet. Fenerbahçe gidebildi daha doğrusu Rize'ye oynayamayacak oyuncular Fenerbahçe'de Fred Joshua King Osay Samuel yok yine aynı şekilde Mert Müldür yok mu Mert Müldür var Yedek ama mi? bugün yedekte olmasını bekliyoruz bu tabii muhtemel bir kadro belki gene Ferdi solda Mert Müldür sağda oynayabilir. Bence öyle olur. Şimdi biz bak Efendim, şöyle bak. E, Mert'in, e, Mert e bir sakatlık yoksa, bir sıkıntı yoksa, e, gene o klasik sağ sollar değişmez diye düşünüyorum ben. Onun ya, için şimdi, sordum. Yani Mert'in kadroda mı ve hatta sol tarafta kim oynayabilir diye. Şimdi niye biliyor musunuz? Osterwold'u kesmemek için. Yani hakkı çok iyi oynuyordu çünkü stoperde. <laughs> onu oynatayım diye Edjiku'yu oynatmak için onu sola koymuşum. Ama koymuş şimdi tabii burada Jiku da olur, bana da olur. Stoperleri değiştirebilirsin her çünkü çok çok elinde iyi stoperler var Fenerbahçe'nin. Burada biz kişiselden değil de takımdan mesela Mert Hakan'ı koymuşuz oraya. İsmail bence İsmail Kuruniç oynar gene. Burada Hı -hı. iki mevkide ben bu tablodan değişiklik çıkacağım. Mert sağda oynar, Ferdi solda oynar. Mert Hakan'ın yerine de İsmail oynar. Jiku'nun yerine de Osarbolt oynar. Ben aynı görüşteyim. Bu o arada Rize'de de çok büyük bir, aşırı bir yağmur. Evet. Yani çok ciddi evet. anlamda. Zemini de birazcık zorlar mı? Bunları düşünerek de takım çıkarabilir mi ee, İsmail Hoca? Onu merak ediyorum. Çaykur Rize Spor'u muhtemelen 11'ine de bir göz atabiliriz. Rize Spor nasıl bir ekiple sahada olabilir? Gelin buna hep birlikte bir göz atalım. Rize Spor'un 11'i de ekranda. Gökhan, Muhammed Taha, Moçi, Emirhan, Höyer, Olaboyin, Şelvi... Akintola, Vareşenovic, Zeçeri ve Gaiç. Beklediğimiz 11 bu. 6 numara kimdi onlarda? Rize Spor'da Shelby 6 numara. John Joe Shelby. O İngiliz olan. Evet. Newcastle'dan gelen. Ha, o o bu var seviye ya. için çok iyi bir oyuncu. O var ya. fazla bir oyuncu. Evet. Yani şu anda bu büyükler diye nitelendiriyoruz ya büyük takımlarımız. Evet. Hepsinin oynayabilecek kapasitede bir oyuncu. Oynar. Ben çok o... kaliteli ve dışarıdan vuran işte... Bu sah sahalara alışık ve dışarıdan vuran bir oyuncu bu. Çok da e, isabetli şutları var. Zemin de ona müsait. Yani e, dirençli bir takım burası. Rize'ye baktığımız zaman. Emirhan iyi oynuyor. Ben onu beğeniyorum. Genç çocuk. Nereden geldi, ne yaptı? iyi oynuyor. O kadar şey Akıntara'yı zaten biliyoruz. Akıntara biraz daha gol vuruşlarını yapsa bana göre çok iyi futbolcu. Ama onu da yani. hiç yapamadı hocam. Ama ama hep tehlike ya. Yağmasa masada yürülüyor. Biliyor musun? Burada tabii Fenerbahçe'nin yani, klasik bir oyun düzeni var. Oyun dizilişi var. Devamlı da o tempoda oynuyorlar. Tabii burada mevkilerde oynayacak oyuncularla e, bilemediğimiz için onlara fazla yorum yapıyoruz. Ama klasik bir oyun tertibi var. Rize'de evinde çok farklı oynuyor. Agresif oynayan bir takım. Evinde sadece <laughs> iki yenilgisi var. Beşiktaş ve Galatasaray. Onların yakar. da sıkıntısı neresi biliyor musun? İşte o stoper hattı var ya. O çocuk fena değil ama. Orada, orada sıkıntılar var. Orada e, bir türlü bu tarzda takımlar oynadığı zaman dönerli. Orada e, pozisyonla pozisyonda ve adam tutmada sıkıntıları yaşıyorlar. Yoksa dirençli bir takım Rize. Yani e, bilhassa tabii Fenerbahçe'ye karşı oynadığınız zaman o direnciniz sizin iki kata çıkıyor. Öyle, öyle Fenerbahçe bir takım var. ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Ya Tadic şu bu falan diyordum. Fenerbahçe'de var ya Alanya maçında en fazla koşan kim biliyor musun? Kurun İkinci Tadiç biliyor musunuz? Koşu mesafelerinde. 12 kilometre koşmuş adam. Hani diyordu ya geliyor gitmiyor şu falan filan inanamadım ya. Üçüncü de Şimanski şi falan biliyor musun? Bravo yani. Ha, ya tabii bunlar çok şey zaman, yok mesela. Çok yukarıdalar takımlar ya. Ama ya mesela Tadiçi diyorduk ya o kadar temposu yok mu diyorduk hiç. Bak kurun hiç bir ya 13 kilometreye yakın koşmuş. Zaten bizim şeyde Kerem biliyorsun değil mi kızcım hani böyle çabuk çabuk söylüyorsunuz veya şey. Böyle gösteriyor çekiyor koşu mesafelerine şey çektim. Evet. Telefona çektim biliyor musun? Ya göster ya dur bir bakayım arkadaş ya. İlk, ilk birine bakıyorsun ikiye. Tamam mı? Şeye baktım Alanya Spor'da. Adam 13 küsür ki koştu ya. Alanya Spor'un orta sahası var ya. Gol atan çocuk falan. Onun için diyorum ya. Tempo, ya adam zaten gol attı iki Fakat tane. Alanya Spor şey kimle oynuyor? Alanya Spor hemen bir göz atayım hocam. Söyleyeyim size. Alanya Spor bu hafta Adana Demir'le oynuyor. Heh. aynı Fenerbahçe oynadı. Fenerbahçe'ye karşı oynadı oyunu oynayabilecek mi? Oraya da bakmak. Lazım. Aynı takım çıkarsa Hocam hemen hemen aynı takımı çıkacak. Başka hemen hemen değil işte. Hemen hemen aynısını çıkar. Yok Başka ya. alternatif yok. Mesela Efecan var. Onu oynatmadı. Efe, Efecan'ı Efe Efe çok zamandan beri bir herkes direkt ama oynamıyor işte Efe Can. Ama işte o F, iki tane gol atan çocuğu oynatıyor orada. Ya baktım o dünya 12-12 i̇şte koşmuş. Burada ayırt edemiyoruz yani. Biz, biz, biz ne yapıyoruz? Ben atıyorum X bir takımın hocasıyım. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'a, Trabzon'a farklı oynuyorum. ama kendi ayağındaki takıma da hiç aynısı yerler istiyor. Yok. O, o şeyimiz yok. Devamlılığımız yok. Ya o felsefe olacak esasında. Şey, yani. profesyonel İster istemez. Ya. Ya. işte İşte buna katılıyorsunuz. Yani, Çünkü rakibiniz sizin. Şurada bakıyorsun hocam. Burası çok farklı bir rakip var. Burada da bak tekrar söyleyeyim. E, bu sezon e, farklı bir oyun takım hüviyetine büründü. Ve zeminle de birlikte oradaki hava şartlarıyla birlikte ben e, zorlayacağını düşünüyorum. Hocam zemin eğer su olursa dibine vuracaksın. Topu sürmeyeceksin. Yani, Bu kadar basit yani. Ya, o, Buradaki futbolcumun söylemeye bile hocam, gerek yok Söyleyecek Söyleyeceksin bak, söyle yani. Şöyle söyleyeyim. Biz burada oturduğumuz yani, için onları söyle. Ama biz de oynadığımız yani. zamanlar o hataları yok, hep yaptık. Yok hocam. Yapılıyor onlar. ya hocam mesela, Yapılıyor değil. Ya Bizim zamanında ben antrenöre başladığım yerler su, çamurdu. Yani Bir tane top sürsün de oyundan çıkartırdım. Antrenmanda da geldiği yerde vurdurdum. Gel, bana da öyle çalıştırdım. Hocam. Topu attırıyordum. Hiç. Nereye gelirse oradan sürme yok. Oradan orta yapacak. Yani pas o abi. yani pozisyon, oyuncunun hali turiyesi bulunduğun şimdi sahanın neresindesin? Onlar ne zaman Onlar çok farklı olurlar. Tabii biz buradan e, Hocam, bu sahalarda nasıl oynayacağını çamur yerinde, su yerinde neyse yani. Konuşuyoruz ama dedim ya e, bulursa İngiliz dışarıdan çok isabetli şutları var. Yani takımın belki mi? Ve ben geldiğinden beri de yanılmıyorsam yanılmıyorum da yedekte kalmadı. Her maçta oyunu bir sarı kartta sakatlı yoksa. Çok dayanıklı olan bir oyuncu. Bu arada ve dikkat edilmesi gereken bir oyuncu. Kerem bak üzerine basa basa söylüyor. Hangi takım olursa olsun. Yani ya ben şunun oyunu burada Çok dikkat edilmesi gereken bir oyuncu. O bütün oyun ondan gidiyor hocam. İzlersin bugün ya, sen de. Ya hocam ya verin bana bir tane adam oynattırmam ya. Yani ya Fenerbahçe sen? ona adam mı tutturuyor hocam ya, ya, Fenerbahçe? Tutturma hem öyle diyorsun ya ben <laughs> <Ya, gülüyor> oynattırmayayım ben onu bana ne çok iyi adam diyorsan ya Allah Allah ya. adamı ver, vermesen yersin golü bu kadar. Tutmazlar <laughs> onlar. Onlar ya, kendi futbolu oynarlar. Tutmazsa yer abi, kendi bilir.